Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün güzel bir etkinliğimiz var. Bu etkinlik Ruşen için düzenlenmiş. Hani yurt dışından geldiği için, biz ailede kalabalık olduğumuz için genellikle piknik alanlarda buluşuyoruz. Hava sıcak, o yüzden saat böyle 4-5 gibi toplanıyoruz. Biz yaklaşık 30 kişi olacağız. Her biri bir şeyler yapıp getiriyor. Böreği var, çöreği var, salatası var, her şeyi var. Bana da kısır düşmüş. Haberim olmadan tabii ki. O yüzden ben bu kısır tarifimi neden sizinle de paylaşmayayım. Değişik yapıyorum ben. Biraz daha ilginç yapıyorum. Daha doğrusu güzel yapıyorum. Kendimle övünmeyeyim ama. Şimdi size malzemeleri sayalım. Biz 30 kişilik olacağız. Şöyle ben kısırın da yerli. Bu arada size söyleyeyim, paketi almıyorum ben. 2 kişi başına birer çay bardağı, böyle birer çay bardağı kısır ben ayarlıyorum. Mesela bunu 2 kişi hesaplayabilirim çünkü şişiyor. Biber 4. Siz kişi başı işte birer bardak, yani 2 kişilik oluyor. Böyle. Son bir bardak daha, bu da göz hakkı olsun. Burada bir kaşık pul biberim, böyle bir kaşık isotla pul biber karışık, bir kaşık toz biberim. Bunu da böyle üstüne ekliyorum. Bir yemek kaşığı tuz ekliyorum. Bir baş da orta boy kuru soğan, ince ince iyice de doğruyorum. Bunları iyicene karıştırıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Güzel bir kaynar suyla. Sakın suyunuz soğuk olmasın. Bu sefer de güzel şişmez. Her bulgur cinsi farklı su alıyor. Kimi çok alıyor ve azalıyor. Benim bulgurum, yani kısırlığım, suyu biraz fazla alıyor yerli olduğu için. Kuru soğanın da içine doğramamın sebebi içine terleyip ölüyor. O yüzden mideyi de ağrıtmıyor bu şekil. Evet, bir tık daha istiyorsun. Biz kalabalığız diye fazla yapıyorum. Siz 2 kişiyseniz 2 ya da en fazla 3 su bardağıyla kurtarabilirsiniz. Bunun üstünü güzel bir böyle kapatalım. Evet, bunun üstünü kapatıyoruz. Hava almaması şart. Ondan sonra yaklaşık yarım saat dinlenecek. Hafif soyacak. Sonra bunu yoğurmaya geçireceğim. Ama burada ben bir gece önceden sos hazırlıyorum. Bu şişsin, yoğurma esnasında bunu size anlatacağım. Bir gece önceden mutlaka, eğer kısır yapmaya karar verirsem, bir gece önceden bunu mutlaka, bu sosu hazırlıyorum. Daha lezzetli olur kısır. Kesinlikle siz deneyin. Farkı anlayacaksınız. İçim şişsin. Yarım saat sonra yoğurma esnasında görüşmek üzere. Evet, kısırım çok güzel bir şekilde şişti. Bunu artık geniş bir kaba almam lazım. Arkadaşlar, bugün pikniğe gidiyoruz. Başlıktan anlayacağınız üzere böyle bayağı kalabalık olacağız. 30 kişiden fazla olabiliriz yani, ama sitede, birinin sitesinde, yani belirlediğimiz bir kişinin sitesinde olacağız. Bu kez parklarda olmayacağız çünkü çocukların kaybolma olasılığı var. O nedenle bir arkadaşım, bir kuzenimizin sitesinde olacağız ve herkes bir şeyler yapacak. Annem kısır yapacak çünkü annemin kısırı çok güzel oluyor diye kısırı anneme verdiler, yani ana şeyi. Sonra tatlılar falan var, tuzlular var, yine börekler, yine pideler. Şimdi kısırımı büyük bir çiğ köfteyle yenine aldım. Bunu şimdi biraz elde yoğuracağım. Elde iyicene yoğurun. Kısırın tozu eksik olursa sonradan tuz eklenmiyor. O yüzden mutlaka tuzu iyi ayarlanması gerekiyor. Tuzsuz bir kısır hiçbir zaman güzel olmaz.
Daha doğrusu kısır zengin malzeme istiyor. Şimdi bakın. Burada 3 tane limon var. Limonumu sıktım. Süzüyorum. Süzmemin sebebi de limon çerdeği çok zararlı. Böbrekleri patlatıyor. Hiçbir zaman limon çerdeğini asla, yani yanlışlıkla bir tane yeseniz bir şey olmaz ama fazla yemeyin. O yüzden hiçbir zaman yemeklerinize limon çerdeği düşmesin. Dikkat edin. Zaten limonu sıktığınız an kısır kokusu çıkıyor. Şimdi ilk başta ne yapacağım? Al sana sosunu da tekrar geri vereyim. Biraz nar eşkisi. Balzamik sirke mi koyacaksın? Evet. Ben sirke koymuyorum. Ben senin için hamaratlıydım. Bu saçma soruyu sormam gerekiyordu. Et sotelerinde çok lezzetli oluyor. Özellikle etlerde ve salatalarda. Ben kısra da bir miktar kullanıyorum. Bir miktar ne kadar ama? 2 yemek kaşığı kadar. Tam tamına 2 yemek kaşığı kadar. Bunu biz kaç kişilik yapıyoruz? Onlar da 2 yemek kaşığı mı koysun? Hayır tabii ki 1 yemek kaşığı. Ben bugün biz 30 kişiyiz. 30 kişi. Biz 30 kişilik yapıyoruz aslında. Evet, aynen öyle. Bunu da bana yüklediler bugün. Sen güzel yapıyorsun o yüzden. Ben her şeyi ciddi yapıyorum. Böyle aman boş bir de kısır da yapayım geçeyim diye bir şey yok. Yaparsam güzel yapmak isterim. Böyle yani, başım kısır bile olsa başımdan salıp atamam. Kısır kolay zannediyorlar. Hayır. Değil. Ama annem bakın nasıl yoğuruyor. Bir çirik köfte yapıyordu sanki. Ben annemin kısırını çok seviyorum. Bir de bir komşumuz vardı onun kısırını da severdim anne. Hatice abla. Yok. Selma abla. Selma abla. Acaba bizi izliyor mu bilmiyorum ama. Selma ablanın kısırını da çok severdim çünkü domates çok koyardı içine. Ben domates salatalık içi de seviyorum galiba. Evet. O yüzden. Şimdi sosumuza geçelim. Tabii hiçbir şey ziyan etmiyoruz. Kaşıklarımızı böyle temizliyoruz. Bunun içinde ne var? Bunun içinde 2 su bardağı zeytin var, zeytinyağı var. 2 su bardağı zeytinyağı, 2 bardak sıvı yağ, 2 yemek kaşığı dolusu salça, 1 yemek kaşığı biber salçası, 2 kaşık isot, 1 kaşık toz biber yemek kaşığı hepsi, 1 yemek kaşığı da tuz, tabii ki 2 yemek kaşığı sirke. Çekiyorsun. Bunu iyicene içe koyup bir de bir yarım limon sıkın. Bunu bir gece dolapta bekletin. O kadar lezzetli bir sos oluyor ki. Şimdi yani çiğ domates salçası tadı gelmiyor. Bunu güzel bir şekilde. Şimdi buna Ruşen sen buradasın, yardımcım oldun. Bakın sosun rengini görüyor musunuz ne sıcak kadar güzel. Sıcak suyla mı şey yapayım yoksa soğuk? Ya biraz sıcak suyla. Ya altı yağlı yazıktır. Bunu çok güzel bir şekilde yoğuruyoruz. Çiğ, dediğim gibi çiğ domates salçası tadı gelmiyor. Çünkü o bir gece beklettiğiniz için harika bir tat oluşuyor. Yani iç içe pişiyor. Çok az, çok az. Ha, yeter. Sadece yazık altı yağlı. Bile kısır diye söyleyip geçmeyelim. Göknur da gelecek mi? Göknur çok seviyor kısır. Ben onu söyledim geldi ya. Bakalım. Şimdi bu videoyu da Göknur'a göndereceğim. Diyeceğim ki geliyor musun? Gelmiyor musun? O dedi ki ben çok yorgun olacağım. Gelemem bilmem ne falan. Şimdi ben annemin yaptığı kısırı göndereceğim ona. Bakalım geliyor mu gelmiyor mu? Ya artık bu kısıra gelinir. Annemin kısırını çok seviyor. Annem yemeklerini çok seviyor. Kısırı da annem üstlendiğine göre çok üzgün. Üstlendin mi? Bana bıraktılar. Ne yapalım? Bu da sen yapıyorsun maalesef. Yok maalesef değil. Herkese afiyet şifa olsun. Ama çok söyledim bana üstlendiğini. Hı. Sanki istedik yapıyor musun? Oldu. Hayır çok güzel. Ben çok severim. Şimdi Ruşenga bir tadına bak. Tuzu falan nasıl? Şimdi sana böyle bir minçik vereyim. Daha zerzesini katmamış. Şimdi bir tadım. Tabii ki kim yapacak? Ruşen. Jüranlar. Bunu sana veriyorum. Çünkü ben daha şeyini katmamışım. Yeşilliğini. Ben kamerayı tuttuğum için. Evet, sol elini aldım. O benzer olsun.
tuzuna, tadına... Tut bir. Tutamıyorsun değil mi? Ha, tut. Şimdi sağ elle yiyeyim. Doldum. Tamam, şimdi... Muhteşem. Tuzumuzu demek ki tamamdır. Burada da tam tamına bir deste maydanoz, yani bir demet maydanoz, bir demet de yeşil soğan. Temiz yıkayın, ayıklayın, kuru bir şekilde ince ince doğrayın. Yani altın vuruş, altın darbe. Bunu da güzel bir şey. Artık bununla çok yormuyorum. Yeşilliği ölmesin diye. Anne, muhteşem olmuştum, biliyor musunuz? Muhteşem çünkü. Gerçekten muhteşem evet. Ya. Gerçekten. Ben ne zaman nasıl dayanacağım diye kadar? Vallahi Ruşen Bey. Evet bakın. Artık bu kısır değil, bu ayrı bir mevzu. Gerçekten bu tarifi mutlaka şiddetle size tavsiye ediyorum. Şu şekilde deneyin. Yani siz diyeceksiniz ki ne kadar tadı farklı ve güzel, lezzetli. Bir kere şişirmiyor. Bir kere çok fazla sizi rahatsız etmiyor. Biliyorsun ki kısır rahatsız ediyor. Evet. Gerçekten çok güzel oldu. İnşallah herkes afiyetle yer. Orayı da çekeceğim Allah'ın izniyle. O etkinliğimize güzel bir şekilde izin verirlerse bayanlar. Çoğu bayanımız hepsi örtülü olduğu için izin vermeyebilir ama elimden geldikçe çekeceğim. Şimdi kısırı 5 dakika böyle daha dinlendiriyorum. Sonra Merve kesinlikle bizimle gelmiyor. Sevmiyor. Çok fazla biz bütün bayanlar hemen hemen olgunuz. Olgun bayanlar hiç gelmiyor. Ona servis edeceğim. O sevsizle sizinle paylaşacağım. Sonra biz piknik esnasında görüşürüz. Evet, bu tabak Merve için hazırlandı. Biz şimdi pikniğe gidiyoruz. Bakın böyle bir servis yapabilirsiniz. Hem görüntü olarak çok güzel. Tabii ortasına reçkesi koydurdum. İşte çok güzel bir çay saati. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğen butonuna basarsanız çok sevinirim. Yorum bekliyorum sizden. İstediğiniz tarif varsa mutlaka yazın. Göz hakkınız için de gerçekten hakkınızı helal edin. Allah mutfaklarınızı bereket kılsın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Başka bir tarifte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Anne, sen denedin kısmı. Nasıl gidiyor? Güzel deniyorum. Hepsini deneme yapıyorum. Evet. Arkadaşlar menüyü gösteriyorum. Kurabiyeler, çörekler. Bu Diyarbakır usulü bir çörektir arkadaşlar. Burada annemin kısırı, burada ağlayan pasta. Vallahi her şey var. Muhteşem. Ve bu salatası.